İşte bu akşam Allah'ımızın kudretini bir kez daha idrak edeceğiz. Bundan sonraki hayatımıza daha dikkatli olacağız inşallah kardeşler. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri leâyâtin li ulil elbâb. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Muhakkak Yüce Allah'ımız doğru söyledi. Mevlamız bize şöyle buyuruyor. İnne muhakkak ki fî halqis semâvâti yaratılışında, fî halq yaratılış içinde, yaratılışında es semâvâti göklerin yaratılışında vel ardı ve yerin, zeminin yaratılışında ve ihtilâfil leyli ven nehâr ihtilafında ihtilaf kelimesini biz kullanıyoruz kardeşler değil mi? Türkçemizi de kullanıyoruz. Kökeni Arapçadır. İhtilaf ettiğinde el-leyli gecenin ve'n-nehâri gece ve gündüzün ihtilafında, geliş gidişinde, birbiri ardınca geliş gidişinde. Biliyorsunuz gece gündüze şöyle diyor her gün. Ben senden daha üstünüm. Sana baskı yaptım, seni perdeledim, seni örttüm. Allah beni senden daha üstün yarattı. Bu konuşma her gün gece ve gündüz arasında geçer. İkisi de birbirine karşı kibirlenir. Yaratıldıklarını unuturlar. Bir insan başka bir insana karşı kibirlendiği zaman neyi unutmuş olur? Yaratıldığını unutmuş olur. Şimdi benim hitabet yeteneğim, benim karizmam ve çekiciliğim, benim sportif kişiliğim, benim çalışmamla mı oldu? Yani bu şekli, bu konuşma yeteneğini ben çalışarak mı elde ettim? Kur'an diyor ki o insanı yarattı ve ona beyanı öğretti, konuşmayı öğretti. Kim? Allah öğretti. Konuşmayı bize o öğretti. Ben size konuşmayı öğretmesem konuşamazsınız diyor Allah Teala. Dolayısıyla benim size karşı üstünlük söyleyebileceğim neyim var? Hiçbir şeyim yok. Bunu unuttuğun zaman yaratıcıyı, yani sana hiçbir şey yapmadan nimetler veren zatı unuttuğun zaman kibirlenirsin. Oo, ben Ahmet Hoca'dan daha iyi bir konuşmacıyım. Ben Mehmet Hoca'dan, benim çok fazla takipçim var. Ben Mehmet Hoca'dan üstünüm. Takipçi mi? Yani üstünlük takipçiyle oluyor. Sana ait olan bir şey yok. Bunu unutursan kibirlenirsin. Tamamı Allah'a aittir. Ben emanetçiyim. Bu emaneti güzel bir şekilde kullanmak istiyorum dersen Allah verdiği nimeti artırır. Yapmazsan bunu kibirlenirsen Allah verdiği nimeti kısar. Şimdi gece diyor ki gündüze ben senden daha hayırlıyım ve daha kuvvetliyim. Bak seni örttüm. Halbuki bu döngüyü kim sağlıyor? Allah Teala sağlıyor. Geceyi gündüzün üstüne örtüyor. Sabahleyin güneşi çıkartıyor. Güneşi gecenin üstüne örtüyor. Bak bu döngüyü devamlı Allah Teala sağlıyor. Dolayısıyla birbiri ardınca gelip gitmesinde, ihtilaf etmesinde le-âyâtin ayetler vardır, ibretler vardır. Li-ulil elbâb temiz akıl sahipleri için çok ibret vardır, temiz akıl sahibi. Bugün insanların büyük çoğunluğu temiz akıl sahibi değil. Salim olmuş bir akla sahip değil. Bağımlı akıl sahibi. Bağımlı olduğun zaman hakikatleri, doğruları bağımsız bir şekilde değerlendirmezsin. Hep ideolojine, partine, pırtına, takımına göre değerlendirirsin. Çok basit bir örnek vereyim. İki tane futbol takımını tutan arkadaş düşünün. Biri Fenerli, biri Beşiktaşlı. İkisine de sorun. Bu pozisyon penaltı mı değil mi? Fenerli şöyle der, kesin penaltı. Beşiktaşlı şöyle der, hayır değil. Temiz bir akılla, salim bir akılla bakabilse takım taraftarlığını bıraksa doğruyu söyler. Taraftar olduğu için ona karşı sevgisi, muhabbeti olduğu için o takıma yanlış bile olsa ona doğru diyor. Buna bağımlı akıl denir. Salim bir akıl değil, bağımlı akıl. Kişi insan yapımı ideolojilere bağımlı olduğu zaman komünizm gibi, ateizm gibi, kemalizm gibi, sosyalizm gibi bunlar ideolojilerdir. İnsan yapımı dinlerdir. Bunlara bağımlı olduğu zaman hakikati görse bile reddeder. Hayır ben dedemden böyle gördüm. Ben babamdan böyle gördüm der. Ya senin baban mı din koyucu? Allah mı bu dini koyar, hükümleri Allah mı koyar?
bu yaratışı Allah mı sahipleniyor, senin deden mi baban mı sahipleniyor? Yerleri ve gökleri ben mi yarattım diyor. Kim diyor? Sadece Allah diyor. Senin deden hiçbir şey yaratamaz. Hiçbir şey yapamaz. Burnu aksa bunu bile engelleyemiyor deden. Prostatı var, günde 20 defa tuvalete gitmek zorunda deden. Senin deden ne yapabilir? Ama ben dedemden böyle gördüm diyor. Din koyucu yapıyor. Dedesini din koyucu yapıyor. Biz namaz kılmayız diyor. Dedemizden böyle gördük. Peki sen Muhammed Aleyhisselam'a tabi değil misin? Evet, o bizim peygamberimizdir. Senin peygamberinse ikiyüzlülük yapma. Peygamberin 5 vakit namaz kılardı. 5 vakit de nafile namaz kılardı. Sen 1 vakit bile kılmıyorsun. Biz namaz kılmayız diyorsun aksine. Bırak kılmayı 5 vakti. Biz namaz kılmayız. Yani karşı cephedesin sen. Bu nasıl iş? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Küfür ile iman arasında bir çizgi vardır. Küfür ile iman arasında. Bu çizginin adı namazdır. Kim bu çizgiyi kaldırırsa, bu sınırı kaldırırsa iki taraf birbirine girer. Neyin ne olduğu belli olmaz.